بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Aziz qardaşlarımız, bugünkü dərsimizin teması muhacirlərin hidayəti. Muhacir əslində köçüş, yötkülüş, yurtunu taşlap ketiş degen mənalarını bildirdi. İslamda muhacir degenin mənisi Allah çəkligən bir işdən yenib yaxşı işə yüzlünüş, yəni Allah çəkligən işni qımmaslıq degen mənanı bildirdi. Bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el muhaciru men hecera ma nehallahu anh degen bu ixcham bir tushundirish orqaliq muhacirdan qandaq bo'lganligini tushundirgan. Muhacir degen Allah cheklagan ishdan yong'an kishi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Demak, bu muhacir naiti chiroyli bir labzamdi. Muhacir degan vaqtimizda aqlimizga keladigan hukm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin devrinde yaşayan birinci kitim Habeşistan'a hicret kılgan en ondan ki Medine'ye hicret kılgan Müslümanlar oyumuzga, kallımızga bu kiludu. Elbette o hicretten ki deslepki baskuşları ve tuncu kitimlik İslam atalgısı da oturgu çıkan nait güzel bir kelime. Hem de bizning davrimizga kelgan vaqtida bu muhacirlik degan nimalarni o'z ichiga oladi? Biz bu muhacirmi? Ya'ni her bir Uyg'urlar vatandan ayrılıp yenib chiqdik. Shuning o'xshagan mayli hozir, mayli burunqi chiqqanlar bo'lsin, bularni muhacir degan bo'lamdi degan bu hukmni tushundirib biraz sharihlab o'tamiz. Hamda İslam dininingki prinsiplarida muhacir, ya'ni hijrat bu shu ölüş bilan, ya'ni ölüm bilan o'xshash sanaladigan bir ish hamdi. Naiti buningki hajmi cho'ng, qiyinchilik cho'ng. Bu haqda Qur'oni Karimda Rabbimiz jalla va ala astaiz billah va law anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. Bu ayet kerimede ölüş ve hicret kılış meselesini okşaş orunda bizge çöndürdü. Biz ulağa özenlerini öldürünler, yani özenlerini özenle öldürüverinler, ya ki diyarlarınızdan çıkıp gitinler, desek, ulanın köpüncüsü onu kılanmaydı. Yani nait az bir türküm kişiyle kılalısı mı, köp kişiyle bunu kılanmaydı. Eğer ulağı biz şunu buyurgan bolsak, yani özenlerini öldürünler, ya ki diyarlarınızdan taşlap çıktınlar, yurtunuzdan taşlap hicret kılıp çıkınlar, deb şundaq bekitib atgan bo'lsak, ular shuni qila olgan bo'lsa edi. Ya'ni ularga berilgan shu vazifani o'rinda olgan bo'lsa edi, albatta ular uchun yaxshi bo'lardi. Va imonining mustahkam ekanligida, haqiqiy iman ekanligida chin tug'anlikni ifodalagan va isbotlagan bo'lardi. Shu vaqtda biz ularga huzurimizdan nihoyat katta bir mukofotni bergan bo'lardik. Ve ulanı biz müstakim yolga hidayet kılgan bulattık. Yani Rabbimizden ki bu ayet-i kerimedeki bizlerge çöndürüşü de birincisi özenlerini öltürünle. Dep biz bunu ulağı digen bulsak. Ya ki diyarlarınlardan çıkıp gittinle. İkisi bir yerge keygen, keyni keynidin ölüş ve yurtunu taşlap çıkıp gitiş. Ölüş ve yurtunu taşlap çıkıp gitiş. Muşundak buyurgan bulsak, ulanı yani özünü özü öldürülüşünü ya ki diyarın taşlap çıkıp gitişini çık kişilik kılanmaydı dediği vaxtı da Ebu Bekir radıyallahu anhu ya Resulallah
Yani muş ayet kerime çıkan vaxtıda ya Resulallah men eğer Allah muşunda buyurup qalsın men qilmen degen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun ki ras şunu qılalaydıqanlıq haqqında guvalıq bergen ve şunudak bir neçe sahabili biz qilimiz ya Resulallah bunu deyip şunda degen. Demek bu diyarını taşlap, jutunu taşlap çıkıp gitiş ölen bilen yani özünü öltügellik bilen okşap gitidigan naiti çoğun bir vazif ikenlikini bu ayet-i kerimeden çünümüz. Hem de demek bana muşu Allah buyurgan işini kıgallık sebeplik muşunu kılalıgan bolsa insanlı deydi Rabbimiz biz ulağa bizden huzurumuzdan bir katta ecir bir ettik. Yani men ulağa katta ecir bir ettim. Men buyurgan işini kılsa men ulağa katta ecir mukafat bir ettim. Hem de bir ayda ecirinin ki nemi ikenlik inikemez. Cennet biremdo, ya ki cennetten kayısını birdo, ya ki hörül eyn biremdo, ya ki nimi birdo, kandak ecir birdo. Bunu Rabbimiz Celle ve Ala inik ihbadilemeyi fakat bir ecir mukafat birdo Allah'ını deydi. Hem de bu naite kaltıs, insan tasavvur kılanmaydıgan, insan hiyal mı kıpakmıgan bir ecir ikellikini bu ayet-i kerimedin şunumuz. Ve şunu dek, ve le hedeynahum, yani bu ayet-i kerimedeki ikinci bir bizdeki muhacirlerinin hidayeti degendik hidayet hükmü bu ayet-i kerimede şöndürüldü. Ulanı biz sırat-ı müstakimi hidayet kılattık. Yani biz ulanı doğru yolga hidayet kılgan bulattık. Yani hidayet kılattık degen bunun nemini bilimiz degen de Rabbimiz buyurgan buyruklağı itaat kıygan insanlarını Rabbimiz hidayet kıldığallıkını bunu bizge çöndürdü. Hem de bu Kur'an-ı Kerim'deki hidayet sözü köpinç vakti da ya ki daim digidek bu sırat-ı müstakim bilen keyni keyniden kilo demdi. Hidayet kilodu onu keyniden sırat-ı müstakim kilodu. Mesela ihdine sırat-ı müstakim. İyi Allah bizni sırat-ı müstakimi hidayet kısla. Şunu dek ve yehdi men yeşâ'u ila sırat-ı müstakim. Allah halgan kişini kandak kılıdu, hidayet kılıdu. Allah hidayet bir adam Allah'ın hidayetini halidi. Men muş hidayette bana idi, hidayetki intildi, hidayet terepki yüzlendi. Bu insanlığa Allah berdiğin mukafat sırat-ı müstakimi başlap koydu. Dünyada yolcuk, minlığan fikir, minlığan köz karaş, her hıl ideyale, her adamların, her insanların felsefeleri, özgü layık formülaları var. Her atının özgü çüşlük bir yoğusu var degendek, her bir insanların, her bir cemiyetinin, her bir vaziyetinin, her bir devlette yaşavatkan insanların örf adetlerinin muşundaki türlük yolları var. Ama bu yerde sırat-ı müstakim degen bu yol kandak yol, bu tep düz yol. Bu yolun bir uçu cennetlik tutuşudu. Bu yoldan oğunga, solga izip ketmeyi, kıyıp ketmeyi, tiyinip ketmeyi mağalıgan adam şu Allah'ın pezle merhameti boğan, Allah'ın rızalığı erişken kişilik kereleydiğen cennetki udul şu yol bilen kırdı. İnanın başka ikinci bir yol yok hem de cennetki başlap vardıgan. Ya sırat-ı müstakimge Allah bizni hidayet kılış gerek. Ya ki bu Musa Allah bizni sırat-ı müstakimge hidayet kılmaya kalsa o vakti da Allah saklısın başka yer gitip kaldığın iş çıkıdı. Şunu dek hicret meselesi de yani bir ayet-i kerimde Rabbimiz şundak deydi. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Bu ayet-i kerimde Rabbimiz Celle ve Ala şundak deydi. Bir adam Allah yolu da hicret kılsa, Allah yolu da hicret kılsa, ziminde, yani muş yer şarıda Allah yolu da hicret kılsa, o adam naiti kenkenirlik ne, asallık ne, yani bir azadiçilik ne tabudu. Kim üydin Allah ve Allah'ın Resulü terepki hicret kılıp çıkan bolsa, andın o adamını ölem tapsa, yani şu hicret kılıp öyden çıkıp boğandan kin bu adam ölüp kesse. Meyli şu işkiden çıkıp ketkenden kin meyliste özep, ölüp kessin. Ya ki yolda ölüp kessin. Ya ki maksat kıygan zimini verip şu yerde ölüp kessin.
bu adamın ecri alallah Allah'a. Yani bu adamın ecrini Allah özü verdi demek ki. Ve kanallahu gafurar rahima. Allah naiti bek mağfiret kılıdığan, naiti bek mihriban zat. Şimdi bu ayet-i kerimedeki hicret, yani muhacir degen bu hükümünü Rabbimiz çöndürüp, bu muhacir kandak buludu. Fi sebilillah deyip çıkan adam muhacir buludu deydi. Fi sebilillah. Yani Allah yoluda çıkan adam muhacir oludu. Biz çet elde yaşavatkan muhacirler deyip işletimiz köpünç vakti de o özümüzde muşundak muhacir deyip atap tuğunumuz yakşı. Hemimizde Allah subhanehu ve teala muhacir katardın kılvetsun. Muhacir degen fi sebilillah. Allah yoluda çıkan kişinin muhacir oludu gallıkını. Bunu Rabbimiz bu ayet-i kerimede çöndürdü. Muşundak çıkan kişilerin murağamen kesira. Naiti kenarçilik, azadçilik, hatırcemçilik, tenişlik erişidik allıkını. Bunu Rabbimiz Celle ve Ala bunu bizlere uxturdu. Bu ayet-i kerimenin nazil buluş sebebi Mekke'de, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaşavatkan devri, hayat yaşavatkan devridi. Mekke'de bir adam, bu adam ait kerip ketken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen billi hicret kılanmagan, bir mezgildin ki bu adam men hicret kılay deyip oyladı. Hicret kılay dedi yo, ama bu adam işi çoğun kerip kaldı. Ten salamet yakşamaz, şunda olsun mu? Men Resulullah'ın kışığı baray, ne mi? Olsa men şu Resulullah'ın bir körep, en ondakin alem diyanay, Müslüman kırındaşlarımın kışığı baray deyip, Mekke'den bir yerge Medine'ye kuzgulup mağdı. Hem de Mekke ile Medine, 250 kilometrelik bir seferimdi. 250 kilometrelik şu sefer ki bu adam mağdı, şunun ulan çıkıp, şu Mekke'den uzun mağmayla bu adam ölüp gitti. Şu yolda ölüp gitti. Ölüp gitken o vakti da Medine'deki Müslümanlığa bu haber yetti. Muşundak Palani isimli bir adam, muşundak hicret kılmen de çıkıp ölüp gitip o yolda. Degendikin Medine'deki Müslümanlığa dedik, hey, yaman bulaptı. Bu adam bir şey bir kegen olsa, Cenab-ı Resulullah ölen bir köreşken olsa, onun dinkin ölüp gitken olsa, bu adam muş hicretinin ecrini alıp demez mi? Dep, sahabelerin arası da muşundak gep sözler oldu. Yani Medine'deki sahabelerin, Medine'deki Müslümanlığa arası da muşundak gep oldu. Şu vakti de bu ayet-i kerime nazil oldu. Bir adam öyüden hicret kılıp çıktı. Bu adamın maksidi Allah'ın ve Allah'ın Resulü'nün ki rızalık idi. Bu adamın hem de yolda ölen bu adam yetti. Yani ilk her adamın yolda ölüp git demez mi hem de bu adam? Bu ölem yetti. Muşunda bu olsa fakat veka'a ecruhu alallah. Bu adamın ecri Allah'a oldu. Yani bu adamın ecrini Allah özü verdi. Bu adam mandak ecir bir men demeydi. Ya ki mandak ecir, mandak mukafatı Allah'ın üstüge demeydi bu ayet-i kerimede. Bu adamın ecirini, kandak bir doğallıkını, kay şekilde bir doğallıkını şu cennette. Rabbimizin huzurunda şunu şu vakti de bildiğin gibi. İnan kaçılık bilgül olmayıdı. Bu münayeti katta çoğun kaltış ecir. Hem de Allah bu adamın ilgirki hatalıkları olup kalsa gafurar rahime. Allah mağbiret kılı ötüdü. Allah mihriban. Mehribanlık olan bu adamın hatalıklarını keçirip ötüdü degendek, muşundak bir mezmunun ihbadılıdır. Şunun dek, kandak bir insan Allah yolu da hicret kılgan olsa, bu adam muhacir buludu. Muhacir boğan adam ölüp geçse, bu adamın veka'a ecruhu alallah, bu adamın ecri Allah'ın ki deptirde, Allah'ın ki hesabıda buludu. Yani Allah bu adamge katlı mukafat verdi. Nisa sürüsünün ki 100. ayet. Ondak da muhacirlarının hidayeti kandak buludu. Hem de biz muhacir hukumunu bunu uktuk, bunu çöngen bulduk. Muhacirlarının hidayeti yani şu muhacirle hidayetti mi, hidayetti emes mi? Hidayetti buldu mu, bulmadı mı? Bu kandak buludu diye vakti da muş insanların şimdi meyli men bulay, meyli başka kırındaşlarımız bolsun, muş ikrandın kürevatkan, ya ki bunu odinkin kördüğün, tınşaydığın barlı kırındaşlarımız bolsun. Her bir özümüzden, diyarımızdan köçep çıkan, vatanımızdan tuğulup üsep çoğu boğan vatanımızdan köçep çıkan her bir Uygur, muşulanın, muşu muhacirliğinin hidayeti bu kandak buludu. Şu muhacirlik hidayeti de biz turalıdık mı, turamıdık mı? Kandakka vaxtıda biz muhacirlik hidayeti de tuğan bolumuz.
Әмді мұхажир болышқы сәбәп болған іш немейтті әсліде. Біздің немі сәбәптен хижрет қылышқа бір нәрсі үндеді. Әвәл бұл тұғырсыды бір ойланыш керек. Бізні, зіменімізні, вәтінімізні ташылап, чықып кетішке немі үндеді бізні, немі сәбәп болды. Яки оқиымыз деп чықтық мұ, яки тижарет қылымыз деп чықтық мұ, яки шу вәтіндікі залымның зұлмі, күпірінің әскелікі, бәдбәқтікі, қылықсызлікі бізләгі сәт көрініп, мұшынудың бі құтылай деп чықтық мұ, яки башқы бір яғы беріп, білім сәвиерімні ашырып, күшлініп, мұшу вәтінімні, мұшу залымдың бі құтылдырай деп чықтық мұ, немені мәқсәт қылдық, бұны шу Раббіміз өзі беліду, бірге шу вәтіндің қолғылып маңға вақты деке, халімізні, ниетімізні өзіміз біліміз әмді. Қош, әмді ниетімізді, ондақ бір алахиды ғайе, алахиды мәқсәт йоқ болған болса шу вақтыда. Яғни вәтініміздің қозғылып шыққан вақтымызды бұндақ бір ниет йоқ болған болса мұ, бұны кейін шу ниетін қылвелішқы боламды, болмамды, бұныңға әлбәтті болуды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям емек хақтыда хадисте, бір адам емекні ейіштім бұрын, бисмиллахиррахманиррахим деп ейіш керек еді, әмма емекні біраз еп еді, яғи ермені еді, яғи аз қапқағы чүлік еп болды, енаңден кен апла бисмиллахиррахманиррахимді демепті мен деп, әсіліде шу вақтыда бисмиллахиррахманиррахимді десін. Яны бір бәзі хадисті бисмиллахи әуәләху ва ахираху, яғи шының қоқшыған равайетлі ба, бисмиллахиррахманиррахимді ішқіп шындақ бір десе, бұ адам деген бұла писапланыды қалықыны баян қылы дәмді. Gerçi onun birinci kıtımlık niyet kıgandaki bu muğam bozsa mı, bunu devil işgı buludu. Hem de beri bir biz çıktık, meyli ölüma olsun, meyli ziyali olsun, meyli okuçular olsun, meyli ticaretçiler olsun, meyli hüner kesip kıldık Allah olsun. Nemi üçün çıktı? Elbette şu zimindeki şu zalimnin zulmi, şu zalimnin bedbehtliği, şu zalimnin kılıksızlığı, шу залымның күпірліғі шу инсанның чықшыға мәжбір қылды. Бұ инсан шуныңғы чықты. Бәзілері бәк тұғырыны ниет қып болмаған болсы мұ, қылан мұған болсы мұ, шуны мәқсәт қылып чықты. Яны бәзілері хақиқи өлчен бойчы чыққалы мұ болу дәмді әлбәтті. Шу чықштым бұрын, Аллах, мән сахабілі қандақ хижрет қиған болса, шу шекілді ниет қылып, мұшазырдың башылап, өзілерге өземді аты өтіп чықтым дейдіған, мандақ кішілі мұ болуды. Бәзі кішілі ұндақ чыққан мұған болсы мұ, бұны кейін ниет қылуасын болуды. Әмді бұ адам маны мұшындақ ниетіні қыған болса, мұшындақ болса, бұ адам қандақ олуды? Мұхажир олуды әмді. Бұ мұхажир пәзилет жәті найты артуқ, бұ найты ұлуғ инсан әмді. Әмді мұхажир болғандың кейін ке, ішкінгі бір мәселе, мұхажир болап мәлум бір зімінға, мәлум бір диярға келіп, бұяды яшығандың кейін, бұяды қылыдыған ішнем одысы, бұяды қылыдыған іш, бұяды мұхажирлық бір вәзіпісі болу дәмді. Бұ мұхажирлық вәзіпісіні мұ, милетіміздің мәнпәет үшін, әлбәтті бұ мұхажирлық вәзіпісі бірінші фисабилилла дегендік, Аллах ризалықы әң әвәл келу дәмді. Аллах ризалықы. Біз неміш қылсақ, Аллахның ризалықыны мәқсәт қан алда. Аллах разы болды мұ бұмыды? Ма ішімдің, кәсбімдің, кепімдің, қылуатқан мұшындақ пағалиетлерімдің, әрекетлерімдің, яғымыш ішләуатқан ішімдің, тұруатқан ерімдің, Аллах разы болдың бұмыды. Бұ найты мұхим мәселі. Аллах разы болса, о әлбәтті білін ұды. Аллах немедің разы олуды? Тоғыр іштің. Яғни Құран-ы Керімді көрсілген, Расулуллах салаллаху алейхи ва салламның хадислерді көрсілген ішләдің әлбәт Аллах разы болуды. Разы болғыдек ішіні қылсақ разы болуды. Аллах разы болдың бұмыды. Бұның исауының қылыш керек. Демек, яғни әсілдікі мәқсәтіні ұнтылып қанмасылық керек. Әсілдікі мәқсәтіні ұнтылып қылыш найты чоң әйіп болуды. Мұнапықла, жасусла әлбәт өзінің мәқсәтіні ұнтылып қанмайды. Капырла, залымла ұнтылып қанмайды. Мұслымалла бұны қәтті ұнтылып қасы болмайды. Жасусла, мәселен, милетінің мейнет қысымлардың, мейнет парчалардың, паскын иелердің, хәлақ иелердің төрліп қап қалған, төрелген жасусла, мұнапықла, бұла өзінің вәзіпісін давамлық өтеп, вәзіпін ада қылып тұрды. Имкан қадар шу мұнапығылық қызметі бі пішні пасат пайда қылышқа, ихтияж олап қасып пішні пасат пайда қылуды.
urush jidal qilishqa lozim bo'lib qas urush jidal qiladi. Kishilarning huzurini buzishqa tegishlik bo'lib qas shu huzurini buzdi. Ishqib bir ishni qilib turdi bir vazifani. Yoki mushundaq o'zi maxfiy jasusliklardan qilib turdi. U vazifasini qiladi. Shuningdek zolimningmi hech bir vaqt vazifasini unutib qolgani yo'q. Endi zolimni davomliq o'zining zulmini ilgirlab turyapti. Endi shuningdek bir to'g'rini niyat qilib chat elga chiqqan insonlar albatta shu to'g'rida chin turish, shu to'g'rini rivojlantirish tarafdori bo'lish to'g'ri keladi. Muhojir bo'lish masalasi qiyin masala. Bu o'lim bilan barobar deganlikdan ba'zi ota-onasini sig'inib qoladi muhojir bo'lgan inson. Ba'zida yaqin o'tgan do'st yoranlarini sig'inadi. Ba'zida jut mahallasini sig'inadi. Ba'zida muhojir deganningki tutqan uyi, qilgan tijorati, mol-mulki, puli yoki o'zi nurg'un bir narsalari shu vatanda o'zi tug'ilib cho'ng'olgan yoki o'zi shu yashab o'sgan shu yerda qolib qolganlik uchun bu ba'zida pulsiz qolib qoladi, ba'zida ba'zi kishilarga nisbatan uyining ijoralari to'shab qoladi. Har xil sanab tugatkila olmaydigan mushundaq qiyinchiliklarga to'g'ri keladi. Ba'zida g'ariblik besib qoladi. Mana mushundaq ahvollarni boshdan kechirdim. Chunki bu ig'ir masala. Endi mushundaq ig'ir bir muhojir bo'layotgan insonning hidoyati nima bo'lmoqchi? Hidoyati mushu o'zi yashayotgan zaminda musulmonlar bor mahalla, musulmonlar bor o'zi jut bo'lgan bo'lsa, shu mahalladagi musulmonlar kuniga bir soat zikr tasbih qilgan bo'lsa, aytgan bo'lsa, Allohga ibodat qilgan bo'lsa, muhojirlar 2 soat Allohga ibodat qilish kerak. 2 soat zikr tasbih etish kerak. Boshqa insonlar, ya'ni zamin ahli, tuproq ahli kuniga 1 soat yoki 10 soat o'qigan bo'lsa, masalan, yerlik insonlar, ularning farzandlari kuniga 10 soat o'qigan bo'lsa, muhojirlarning farzandlari kuniga 12 soat o'qish kerak. Muhojirlar yerlik kishilarga nisbatan chiqroq ishlash kerak. Bular 8 soat ishlasa 10 soat ishlash kerak. Bular ya'ni yerlik insonlar pokiz, retlik, anaiti o'zi hamma jihatdan diqqat qildigan bo'lgan bo'lsa, muhojirlar bekrak pokiz bo'lish kerak, bekrak retlik bo'lish kerak. Bu anaiti muhim masala. Muhojirlar yerlik insonlar bilan imkon qadar yaxshi o'tish kerak. Xulum qo'shnilarga aziyat qilmaslik kerak. U xulum qo'shnilardan aziyat kelib qolsa sabr qilish kerak. O'zimizning muhojirligimizga o'zimiz hurmat qilishimiz kerak, sabr qilishimiz kerak. Boshqalar bilan taqallishib, tang turib, surkushib, nochilik davosini qilmaslik kerak. Bizning nochilik davosi qiladigan, nochilik qiladigan dushmanlarimiz, sanoqsiz dushmanlarimiz va bir qavm biz endi bir millat. Shuningga yerliklar bilan surkushib, talishib, ish paydo qiladigan tarafdor emas, balki chiroylik o'tib imkon qadar jidal majro urush jidaldan jiroq turib, o'shundoq yaxshi o'tib, yaxshi odamlar bilan tunishib, yaxshi odamlar bilan o'tirish qopash qilish to'g'ri keladi. Nachar illatlik, nachar xislatlik odamlardan taqat qanchalik kelsa shunchalik jiroq turish, bular bilan surkishib qolmaslik bu muhojiratdagi nihoyatda muhim hidoyatlar. Endi dunyoning nerede bo'lmaydi mushu insonlik xususiyatimiz, muhojirlik xususiyatimiz o'pmo o'xshash. Biz mayli emgak jihatda bo'lsin, mayli ugunish jihatda bo'lsin, mayli tozalik jihatda bo'lsin, mayli intizomga bo'ysunish jihatlarda bo'lsin, hamma jihatlardan o'lchamlik bir yo'l tutgan vaqtimizda va shundoqla Rabbimizga bo'lgan aloqamizni, munosabatimizni tahim yaxshilab mangan vaqtimizda biz muhojir bo'lgan bo'limiz, hidoyat ustida bo'lgan bo'limiz. Hidoyat ustidagi bir muhojir bo'lgan bo'limiz. Agar biz bular 8 soat ishlasa, biz 5-6 soat ishlab, yoki 8 soat biz aran ishlab, bular 10 soat o'qisa, biz 7-8 soat o'qib, bularning ballari 6 soat o'qisa, biz shu biz aran 6 soat o'qitib ballarimizni. Mushundoq o'zi nadi gap bo'lsa, shu gap so'zlarga teng orilishib, mushundoq qilib qolsak, bu vaqtida bizning hijratimiz, bizning muhojirligimiz hidoyatdan chatnab ketgan bo'ladi. Biz chat elga hijrat qilishda
Mesela bir pişini pasat kılayı, hiç kim bunun niyet çıkmaydı. Demdi. Ben bir şey verip bir pişini pasat kılayı. Telefonla da, muşunda ammüvi alakı vasıtları da halkın bir konuluğu eziyet kılayı, kalay mıkan hat yazay, kalay mıkan cık gep kılayı deydiğen, şöyle verip muşunda bir işlerini kıpşuray deydiğen, mındak bir işlerini, mındak bir gep sözlerini kılıp, hiç kim bunu maksat kılıp icret kılmaydı. Gerçi, yakşılıkını cık niyet kılanmışı mı, bir yakşı insan herkes yamallıkını niyet kılıp durup, yamallıkını maksat kılıp durup bunu hicret kılmaydı. Ya ki bir dernek içip şu derneki başlık kılay, ya ki hüzü aburoy kazın üçün hicret kılay, bunu bundak bir epleşmeyi doğan hıyallarını kılıp durup hicret kılmaydı. Ancak oğan diken muhacir ve hidayet işkini birbirine bağlaştırıp, muşu dünyada mı kalbi kılışımız için naiti ölçemlik muhacir buluşumuzu doğru kılıyordu. Hem cihetin edeplik, ahlaklık, anlık, Müslüman buluşumuz doğru geliyordu. Doğru, bizden ki bazı cihetlerden sapayımız biraz tüven bu kılışı mümkün. Ama sapanı üstügülü buludu. Şükür kötügülü buludu. Bunun için daha özü ügünüş arkalık, kitap göreş arkalık, ya ki yakşı hısletlik, hulum hoşnularının, ticaretçilerinin, yakşı ademlerinin kılvatkan işlerden ügünüş arkalık sapayımızını, köz karışımızını, idiyarımızını bunu yakşılıklı buludu. Her bir jutnun, her bir milletnin naçar adamları buludu. Bu naçarlardan ügenmeyimiz hiçbir vakit. Naçar insanlardan, haset hor insanlardan, muşundak özü cemiyetinin, milletinin ahletlerden buladın birini ügenmeyimiz. Bu kanuniyet kimi toğuramaz. Bu milletinin, vatanının, her bir jutnun ahletleri buludu. Bundak ahletle şu ahletlikini kılıdı. Biz yakşı adam bulumuz desek, her bir milletinin yakşı adamları buludu, şu yakşılıktaki yakşı ademlerdik, yakşılıkını özümüzge sığdırıp, yamallıktan özümüzünü tazılap, nait ölçemlik Müslüman buluşu doğru geliyordu. Şundakla, el-muhaciru men hecera mâne mâ hecera mâne hallahu an. Muhacir diyen kim oldu ise, Allah çekiligen iştin yangan adem muhacir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesi. Allah çekilgen işten yangan adam muhacir. Allah nemini çekildi? Bizden nemiş kılışımızını Allah yaktırmaydı. Bunu biz edem bay yedi değil, edem yok yedi değil. Allah her vakit bizge karap durdu, körep durdu. Allah subhanehu ve teala'nın körüşüden hiç bir vakit biz kutulanmayımız, kaçanmayımız. Şununla özümüzden kimuş hicretimizgi layık, şundak bir hidayet yolu dumansak, bu hidayet bizni dünyada mı bəxtlik kılıdı, ahirette mi bəxtlik kılıdı. Şundakla, Medine'ye kəgən Müslümanlarının nait çoğun bir məqsidi var idi. O məqsidi nimo, özünün ki tuğulub ötken, özgən tupurqini, yani Mekke zeminini bunu ıslah kılış, fethi kılış, həm adam tiniç yaşaydıqan, salamet yaşaydıqan, xatircəm bir jutq aylandırış idi. Bunu kılalıdı mı, bula bunu kıldı. Muhacirinin en çok məqsidi nimo, özü tuğulub özgən tupuraq, özü yaşab özgən tupuraq ne? Allah'ın dini çeklenmeydiğen, Allah'ın əzanları okuludiğen, Allah'ın kelimleri davamlıq yanırab durduğen, Müslümanla rahat parağatta Allah'a ibadet kılalaydıgan, huzurluq bir zimini aylandırış. Yani bunu Ərəbçədə fethi deyib ataydı, mana muşundaq bir çox məqsədini qılış, muhacirinin ən çox qayısı. Şununqa Müslümanların, qərindaşlarının nədə uşaq çöyək muşundaq özü işlə uçurab qalsı, şununqa tən köngəl böləb, özünün mühim işlərini, çox qayılarını, çox məqsədlərini unutulub qılış, bu yaxşılıqdan dərək bəməkdir. Özümüzdən paydımız, ailəmizdən paydısı, milletimizdən paydısı, vətənimizdən paydısı və kuruluduğun devletimizin faydası için devamlılık terişip duruş, terişçallık köstüş bu naiti mühim mesele. Hem de ağırak, aciz, kiri, aklı aciz mındak ademle bu buladın, İslam'ınki hükümleri buladın bir kadar tövenemdi. Bu istisnai şekilde buludu bula. Lekin sağlam ademlere nispeten çokum terişik doğru keludu, işleşik doğru keludu, yakşı muhacir buluş için başkaları yaxşı ülke buluşu doğru geliyordu. Hecep mi isil adamlarken ma bu? Neye karsak muşunak isil terpini küravatımız, yolla kalayımkan ehlet taşla koymaydıken,
bir öyledi uttası şundak pakiz oltırdıken, öydün köçep kesti, öyünü pakiz tazılıp etip köçep getirdikken, birinimizin buzu etmeydikken, kız ayallarımızı çakçak kınmaydıken, koç koyuladı kalay mıkan turvanmaydıken, ne mi diken isil ademle bu deydiğen, şu yerlik insanların hoşundak maktışıgı erişidiğen bir muhacir oluşuk doğru geliyordu. Kekki pulluşup, kekini sezgindürüp, kekinin közü set körünüdüğen muhacir, obdan muhacir emez. Rabbimiz hepimizni ilgar, yakşı muhacir buluşka ve muhacirlik hidayeti de sağlam minişka nesibi dar kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.